Su orucumun 6. gününden sizlere merhaba. Bugün biraz geç kaldım, özür dilerim. Çünkü dün gece öğrendiğimiz acı bir haberden dolayı bugün yani sıkıntılı bir gündü, öyle söyleyeyim. Bir büyüğümüzü kaybettik, aile büyüğümüzü. Hem bütün akrabalarıma başsağlığı diliyorum. O güzel insana da Allah'tan rahmet diliyorum. Yattığı yer cennet olsun hepsinin inşallah. 6. günümü çekmek zorundaydım sizlere söz verdiğim gibi, o yüzden buradayım. Çok uzatmayacağım. İyiyim, dincim, yine çok karşıdaydı cenazemiz. Karşıya geçtik, herhangi bir sıkıntım olmadı. Susamadım, acıkmadım. Bu kitapta bahsedilen hiçbir semptomu yaşamadım, yine söylüyorum. Ki 5 ile 7. günde biraz işte biraz daha ağır geçebilir, hani hücre, tam hücre yıkımı başlıyor dese de kitapta. Yani ağır geçebilirden kastım şu, işte hücreler, dün söylemiştim, çok tekrar da etmek istemiyorum. Hücrelerin tamamen temizlenmesiyle alakalı bir çalışma olduğu için bir sıkıntı olabilir denmişti. Ama hiçbir şeyi yaşamıyorum. Yani daha önce yaptığım için olabilir, tekrar söylüyorum. Bu arada verdiğim kiloyu da hemen söyleyeyim. 800 gram daha vermişim bugün. O açıdan çok mutluyum. Bir arkadaşımız sormuş, işte ben 5. 7. güne kadar bir sıkıntılar yaşamaya başladım. İşte çok fazla tükürüğüm oluştu ağzımda. O tükürük işte benim midemi bulandırıyor. Bir başka kardeşim daha söylemiş, tükürüğüm çok midemi bulandırıyor diye. Bunlar demek ki vücudunuzdaki o kötü biriken şeylerin dışarıya atılması. Lütfen dayanın. Eğer böyle çok ağır bir hastalığınız yoksa dayanmaya çalışın. Allah sabrınızı arttırsın inşallah. Güzel olur. Yani boş verin, tükürüğünüz böyle kokuyorsa tükürün, ağzınızı çalkalayın, devam edin. Bir kardeşim demiş, ben AVM'de çalışıyorum, işte çocuk alanında, orada yapabilir miyim? Şimdi ona yapabilirsin, yapamazsın diyemem. Çünkü her bünye farklıdır, belki dayanıklıdır, belki değildir. O açıdan böyle bir hani şey oldum, nasıl diyeyim? Yani o kararı kendinin vermesini yine tercih ederim. Çünkü yani zorlanabilirsiniz belki ilk 4-5 gün. Hani tansiyonunuz düşebilir, çıkabilir. O arada çocuklarla ilgileniyorsunuz. Tam hani bilemem yani başınıza ne gelebilecek. Ama bana bir şey olmadı. Ben söyleyeyim, ben yaşım itibariyle de söylüyorum. Sürekli yaşı da söylüyorum. Hani yanlış anlamayın, bununla alakalı bir sıkıntım yok. Ama bilin yani o skalada neler olabiliyor, onu öğrenin. Bu arada 5. 7. gün arasında, daha doğrusu 7. günden sonra kokulu diyor. Yani kitapta öyle söylüyor. Kokulu diyor, ağır kokulu, koyu renkli diyor. Büyük abdestiniz gelebilir diyor. Bu da çok normaldir diyor. Eğer gelmezse tabii yine lağmana başvurun ki işte bağırsaklarınız temizlensin. Artı hanımefendi kardeşlerimde de şey olabilirmiş, bunu ben işte çok böyle ayrıntılı anlatmak istemiyorum ama adet görebilirmişsiniz, işte o da yine aynı şekilde olabilirmiş, endişelenmeyin. Bu kitapta ben şöyle bir şey hissettim, sanki insanın haritasını çıkartmışlar, gün gün başına ne gelebilecek onu söylüyorlar. Ve gerçekten inanılmaz bir şekilde onları gün gün yaşıyorsunuz. Yani kitaba bu bağımlılığım bundan oldu. Hani ya nasıl olur falan derken gerçekten yaşanan her şeyi, pardon, yazılan her şeyi yaşıyorsunuz orada. İşte o doğruluğu da orada beni cezbetmişti. Daha doğrusu doğruluğuna da orada inanmıştım. O yüzden ikinci kez, belki üç, yani belki her sene işte 2-3 kez yapacağım, ona karar verdim. Bunun dışında ya kusura bakmayın, böyle herhangi bir not da almadım. O yüzden bugün biraz kafam da karışık.
mutlu durmaya çalışsam da içimiz hüzünlü tabii haliyle. Bunlarla karşılaşacaksınız 7. günden sonra. Artı çok enteresan bir şey daha var. Tükürüğünüz diyor, beğenmediğimiz tükürüğümüz var ya. 5 ile 7. gün arasında diyor, bir diyor iltihaplı bir yarayı iyileştirecek kadar diyor etkisi var diyor. İşte bir zehirli böceği öldürebilecek kadar etkisi var. O kadar demek ki fazla bir şey birikiyor. Yani yine kimyasal olarak bunları tabii ben anlatamam, bilemiyorum. Ama böyle etkisi oluyormuş tükürüğünüzün. Yaranıza sürseniz iyileşiyormuş bu derece. İşte yani 5 ile 7. gün arası böyle. Ben şimdi 6. günde olduğum için bu arada ne olur ben şimdi gün gün bunu söylüyorum. Gün gün çekiyorum. Bu arada... Ay kusura bakmayın ne olur. 23 Ocak 2023 bugün. Gün gün çekmemin sebebi şu. Ben yaşadığımı anlattığım için. Ama lütfen kitabı edinin ki hani benim atladığım şeyler olabilir. Bunları evet bak burada bu da varmış diyebilirsiniz. Tabii kitabı okumak çoğumuza da zor geliyor. Zamanımız olmayabilir. Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Öyle bir şeyle uğraşamayabilirsiniz. Ben hem oradan alıntılar yapıp hem de yaşadıklarımı anlatınca size bir cesaret geldi biliyorum. Buna vesile olabilmeye çalıştığım için de çok mutlu oluyorum açıkçası. İnşallah hepinize böyle sağlık şifa olur. Hepiniz mutlu olursunuz benim gibi. Hepiniz başarırsınız. O açıdan hep dualarım sizinle. Çünkü siz de beni çok desteklemeye başladınız. Daha da geliyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Çok fazla uzatmayın. Ne olur kusuruma da bakmayın. Tekrar görüşürüz diyorum. Yarına kadar sevgiyle kucaklıyorum sizi. Sorularınız olursa yine yorumlara bırakırsanız ben oradan cevaplamaya çalışacağım. Bugün belki biraz geç cevaplayabilirim. Dinlenmek istiyorum. Hafif bir baş ağrısı oldu. Yarın diğer şeyleri de madde madde açıklamaya çalışırım.